Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Başak burçlarını 22-29 Ocak haftası neler bekliyor? Ocağın son haftası, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun, şansınız bol olsun arkadaşlar. Bundan sonrası aslında astrolojik olarak Başak burçlarını güzel etkileyecek süreçleri gösteriyor. Umarım hayatınıza güzel güzel yansımalar olur, istediklerinizi elde edersiniz. Peki bu haftaki falımızda neler var? Hemen açıp sizlere anlatmaya başlamak istiyorum. Bir kere bir bölüm çok temiz çıkmış. Hadi inşallah maşallah diyelim. Evet arkadaşlar, tamam, bakın şimdi bir şey göstereceğim. Para dediğiniz yerde bakın görüyor musunuz şurada? Sanki bir kuşun üstüne binmişsiniz. Elinizde bir kılıç. Bu kuş da yalnız kuş gibi değil. Haberiniz olsun. Kuş diyorum ama. Elinizde bir kılıç. Pazartesi günü ya Bismillah diyorsunuz. Savaşa gider gibisiniz. Almak istediğiniz, yapmak istediğiniz her ne varsa karşınızda bakın. Sıkıntılar küçülmüş. Üstünden uçuyorsunuz. Tüm beyazlığa doğru. Şimdi burada hemen bir açıklamaları yapmaya başlayacağım. Şimdi bir kuşun üstünde diyorum ama bu biraz yarasa gibi bir kuş. Yani aslında bir süredir beklediğiniz, emek verdiğiniz konularda artık sona gelmiş, sabrınız tükenmiş. Sabırsızlandığınız, artık çözülmesi gerekir dediğiniz, yeter artık ama çok bekledim dediğiniz konularda çok fevri bir şekilde bir pazartesi sizi bekliyor. Elinizde kılıç demek kavgacı olacağınız anlamına geliyor. Yani hakkınızı almak için, hakkınızı savunmak için çok hızlıca hareketler yapacaksınız. Karşınızdaki kişiler bu durumdan da korkacaklar, önünüzü açacaklar arkadaş. Arkadaşlar sözünüzü bu aslında. Çevredeki olaylardan biraz bahsetmeye çalışayım. Kalbiniz kırılmış, beklenti içinde olduğunuz konularda sabırla beklemişsiniz ama bu konular havada kalmış. Onun dışında çevrenizdeki bazı kişilerle konuşmuşsunuz, büyük destek almışsınız gibi gibi geçtiğimiz hafta yaşadığınız konulara istinaden böyle bir kuşun üstünde gökyüzüne doğru süzülüyorsunuz. Güzel bir hafta iş ve para konularıyla alakalı aslında sizi bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda kırılmışsınız, alamamışsınız ama bu hafta çatır çatır alacağınız bir hafta. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hatta burada karşınızda bir şeyin kayanın üstünde böyle durmuş bir kişi var. O kişi de sanki elinde bir keseyi size doğru uzatıyor. Görselleri de var. Bakın net artık bunlar çıkmış. Bunları hangi gün yaşarım derseniz pazartesi, salı, çarşamba tertemizsiniz arkadaşlar. Gelelim aşk ilişkiler konularına. Hiç o tarafları artık anlatmıyorum bile yani. Para para temiz. Net para temiz yani. Hala da şuradan yandan yandan bu tarafa bakıyorum. Çok temiz arkadaşlar. Hane içerisinde çok ilginç bir görsel var. Kocaman bir tava düşünün. Tavanın içine de birisini koymuşsunuz, pişiriyorsunuz. Hane içerisinde bir süredir şimdi beklenti içinde olduğunuz bir kişi var. Bu böyle ha bugün ha yarın diye de aslında sürece tabi tuttunuz, zaman verdiniz, bir kişiyi çok güzel haşlayacaksınız bu hafta içinde. Artık yeter dediğiniz, ben sana yeterince süre verdim dediğiniz bir kişi görünüyor. Çünkü tavanın içerisinde onu güzel pişiriyorsunuz, haşlayacaksınız. Haşlanacak bir kişi, Allah ona kolaylık versin diyorum. Burada tepesinde bazı istekleri, dilekleri görünüyor. Siz karşısında sanki elinizde bir sopa almış, onu sopayla korkutmaya çalışıyor olarak görünüyorsunuz. İster bu sopayı yere vurursunuz, ister kafasına ama sonuç olarak bir kişinin artık süresi dolmuş hane içerisinde. Onunla alakalı vermiş olduğunuz mücadelelerde sona gelmişsiniz. Hak ettiği yerde hak ettiği konuşmaları yapacağınızı düşünüyorum. Bu konularda pazartesi salı gene aktif görünüyor. Çarşamba günü eşler sarmaş dolaş konuşmalar çok güzel görsellerde çıkıyor. Onun dışında uzaklardan bir kişi beklentisi var. Bu bir ya da bir süredir görmediğiniz bir kişiyle görüşeceksiniz. Bu da cumartesi günlerine tekabül edecekmiş gibi duruyor. Hafta sonu bir planı olabilir. Onun haricinde arkadaşlar bir de şöyle bir görsel var. Bu başakların bu haftası nedir böyle? Çok kıskandım. Önünüzde bir kişi eğiliyor hane içerisinde. Bu eşiniz de olabilir, çocuğunuz da olabilir ama Perşembe, Cuma günü sanki yapmış olduğu bir durumu farkına varmış ve sizin karşınızda aslında ben hata yaptım demese de eğilmiş olarak sözünüzü dinler, gönlünüzü almaya çalışır görsellerde çıkıyor. Siz de sanki eğilmiş başını okşuyorsunuz. Dediğim gibi bu eşiniz de olabilir. Yani buradaki figürler sonuçta bir kişiyi affettiğiniz, onun da aslında suçlarını farkına vardığı bir süreci göstermiş oluyor. Burada da gene gönlünüz çok rahatlamış, kafanız çok rahatlamış ve dingin çıkıyor. Aslında haklı olduğunuz konularda haklı olduğunuz ortaya çıkacak ve sizin de bu haklılığınız aslında özürle taçlandırılacak görselleri var. Bu hafta güzel haberleriniz de var.
Ben Başak olmak istiyorum bu hafta. Hediye var bir kere. Bir de hane içerisinde gelen bir hediyeniz de var. Böyle ağır bir hediye. Vallahi bakıyorum aile içerisinde ailesi olanlar oturmuşlar bir arada hoş güzel muhabbet ediyorlar. Yola gitmek isteyenler kıvrılarak bir yola son dakika kararıyla gidebilirler hafta sonu için gene. Ailede bacanız tütüyor. Güzel bir evrak görseli var. Hanenize gelecek güzel bir evrak ya da güzel bir haber. Gene burada da siz keyifli görünüyorsunuz. Yani bu haftanız aslında arkadaşlar olabilecek en güzel haftanız bile diyebilirim. Çok güzel bir falınız var. Buraya geçmek istiyorum. Daha ne söyleyeyim? Bakın işte görüyorsunuz artık bu da yani İçinizde kaygılandığınız konular var. Görüyorsunuz şurası sizin iç dünyanız. Çünkü dışarıda ne var? Hiçbir şey yok. Kaygılandığınız konular, çevrenizdeki insanların bazı düşünceleri, elinde olanlar, olmayanlar, size verilecekler, verilmeyecekler. Çünkü şöyle yapıyorsunuz bakın. Bir yerde elinizde işler konusunda, bir yerde de ev konusunda. Yani iki tarafı da yönetmeye çalışıyor olarak görünüyorsunuz. Burada basamak basamak sanki kendinize bir plan yapmışsınız. Yeni başlangıçlar bu konularla alakalı iç dünyanızda var. Gitmeniz gereken bir yol ama tamamen iç dünyanızda kaygılandığınız konularda da güzel cevaplar alacağınız temiz bir görsel var. Aslında bu hafta sözünüzde çok güzel bir fal var arkadaşlar. Vallahi hayrını görün. Güzel bir haftanın diyelim. Maşallah diyelim. Gönlünüzce istediğiniz gibi olsun diyelim ki güzel geçsin. İkili ilişkilerde de çok yani sevgili olanlar için de aslında tabii bir şey demedim ama sevgili olanlar için de şunu söyleyebilirim. Karşınızdaki kişinin yapmış olduğu bazı hareketlerden utanacağı ve bu hareketlerden vazgeçeceği bir hafta da olabilir. Geçtiğimiz haftalarda çok tartıştığınız bir konuda sizden özür dileyebilir. Hani bu aralar biraz Başak burçları sanki ona yapılmış olan haksızlıkları farkına varan insanların özür dileyeceği süreçlerde gibi görünüyorlar. Çevrenizdeki insanlar hep yapılmış olan yanlışlardan dolayı karşınıza geçmiş. Hani iş yerinde elindeki parayı size uzatıyor. Hanenizde önünüzde diz çökmüş çıkıyor. Yani kabul göreceğiniz bir hafta aslında. Düşüncelerinizin, fikirlerinizin, yapmış olduğunuz konular her ne ise güzel cevaplar alacağınız bir hafta ki burada haberler gene aynı şekilde temiz haber görselleri çıkıyor. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Ortaklaşa bir işin içerisindeyseniz şayet bu konuda da güzel bir haber alacaksınız. Yani ortaklı bir iş yapıyorsanız bir yerde çalışmıyor kendi işiniz varsa güzel bir haber alacaksınız. Akabinde de iki yere konularla alakalı haber göndereceksiniz. Ondan sonrası gene müthiş açık diyorum. Onun dışında başka bir şey var mı diye bir kere daha bakalım şöyle teker teker. Bir de hane içerisinde bir erkek çocuğu görseli var. Sizden bir şeyler kaçırıyor, saklıyor. Onu da öğrenebilirsiniz. Direkt tepesinde çıkıyorsunuz yalnız. Direkt tepesinde böyle. Hani o kaçıyor, siz kovalıyorsunuz ama köşeye sıkışmış artık kaçamayacak. Bulunduğu alanda size dönüp bakmış hani özür diler bir pozisyonda o da çıkıyor maşallah artık daha ne diyeyim yani bu uzun zamandır bakmadığım güzel fallardan biriydi bol bol maşallah da çektim vallahi gördünüz güzel bir hafta diliyorum sevgili başaklar sağlığınız sıhhatiniz keyfiniz huzurunuz bol olsun istediğiniz tüm güzellikler de sizi bulsun beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için her gün ve her hafta olduğu gibi çok çok teşekkür ediyorum bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşça kalın.